Bak kraliçe oradan sonsuza kadar gidecek. Şuradan biz orduyu basalım. Şu gerizekalının kafasına bir buz. Bunları ya, bak bak üçledim ha ben bunu, biliyor musun? Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün Clash of Clans'ın en bot çarı olan Elektro Ejder'le oynuyoruz. Kere binası 11, 12, 13, 14, 15, ileride 16, 17, 18, 25. Bunların hepsinde oynayabileceğiniz, hiçbir yetenek istemeyen bu şampiyonu, ne şampiyonu lan, bu askeri şimdi bizler de oynuyoruz. Orduyu gösterecek olursak 8 Elektro Ejder, 16 tane balon. Zeplin 10 tane balon da orada. İnanın tazı balonda bu kadar balon kullanılmıyor arkadaşlar. 2 tane öfke, 7 tane buz. Her gördüğünüz şeye buz atacağız. Şimdi bir düşman arayalım bakalım. Video olduğu için kesin 3 atacağım birini bulmam lazım. Onun kim? 3'ü siktire. Bunun ganimet çok iyi. O yüzden buna saldırıyoruz. Zaten bak görüyorsunuz köy muak. Sadece bazı şeylerin yerleri kötü yerde yani. Yoksa oğlum buna ben girerim. Parası batsın diyerek başka köyler arıyorum beyler. Birazcık sağlam olsun ki elektronun gücünü hissedelim. Tamam buldum. Abi bu adamın her şeyi tamam. 2 tane zehir kulesi var. Hava püskürtücünün biri buraya bakıyor. İkisi de buraya bakıyor. Ben arkadan buna girerim. Elektro ejder oynayacağımız için de 3 tane tekli cehennemin olduğu köye giriyoruz ki %100 üçleyemeyelim diye. Ganimeti de gayet güzel. Şimdi ben buna bir güzel bir plan yapayım abi. Gördüğümüz gibi kraliçe burada, kral burada. My King'imizi buraya koyuyoruz abi. Sağ tarafta da temizliğe temizliğe gidecek. Şu köpeği yeni üçledim. Ne üçledim lan? 10 seviye yaptım, maxladım. Şuraya da bir tane elektro ejder. Şuna 2 balon. Şu anlık gayet güzel ilerliyor. Şimdi öküzü arkasından alınca duvarlar yıkılmaz oldu beyler. En iyisi bunun askeri öküz ya. Bunu şimdi zehrin bir tanesini attırdık. Elektro buradan gerekli temizliği yaptı. Artık şuradan orduyu basıyoruz abi bak. Bu kadar. Bitti. Bitti. Şuraya bir tane bu. Zeplin. Öfke. Şuna buz. Bak 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 bak. Şurada yeteneği bastım. Diyeceksiniz ki kardeşim bu nasıl yetenek? Baba izle bak. Baba 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 tek attık. Hala koruyucu yeteneği duruyor. O yüzden herhangi bir şeye basmıyorum. Şuraya bir tane bundan attım. Şuraya bir tane bundan attım. Şuraya bir tane bundan attım. Bundan dediklerimin hepsi buz oluyor arkadaşlar. Şu ölmeyecek. Şuna bir tane daha attım. Şuraya bir tane bundan attım. Niye üçlenmedi lan bu köy? Ama gerçi daha benim elimde bu var. Dur sen dur. Kraliçe şampiyonu kenardan oyuna dahil ettik. Amacımız şu gerizekalı taktik avcıyı düşürmek. Bir de aşağıda kahraman var biliyorsun, onunla uğraşmayalım. Güzel, güzel. Abi dur artık XY ya. Oğlum var ya, kraliyet şampiyonu ne kadar ekstra oynuyor. Ona rağmen üçleyemedik ama siz mantığı çözdünüz zaten. Mantık çok kolay. Bir yeri temizleyin kafanıza göre. Hiçbir önemi yok. Diğer taraftan ordu, balon bitti, tamam. Şimdi ben bir hayvanı değiştireyim. Bütün olay kralın hayvanından dolayı oldu arkadaşlar. Kralın hayvanı düzgün hayvan olsa bunu yaşamayacak. Aynı orduyla ikinci savaşı atacağız ve gelen köye bakın beyler. Allah'ına köle 1 milyon 200 bin 11 bin kara iksir. Şimdi bunun hemen bir büyük olaylarına bakalım. Biri öfke, bir tanesi de görünmezlik. Of, çoklu moklu. Lan bu nasıl düzen lan böyle? Neyse. Kahramanları nerede bu kekonun? Oo, free köy. Tamam. Şimdi şuraya kraliçeyi koyalım. Hem şu hava savunmasını hem de şunu alsın. İmkansız. Şu aşağıda orada kralı koyalım. Bak etrafta kahraman yok. Bunlar var ya, yarım saat boyunca ilerlerler burada bak. Şimdi bu böyle bekliyoruz. Şimdi ilk hava savunmasını alacak. Tamam, oradan aşağı dönecek. Tamam, kraliçe gitti. Şu hava savunmasını biz balonla alacağız. Bakayım başka ne var. Oğlum koruyucu oradan vurabiliyor musun sen ya? Bak Allah aşkına krala bak hele ya. Mal gibi yürüyor ya. Oğlum ne kadar güçlü lan bu. Bas baba yeteneği. Bak kraliçe oradan sonsuza kadar gidecek. Şuradan biz orduyu basalım. Şu gerizekalının kafasına bir buz. Şunları ya, bak bak üçledim ha ben bunu, biliyor musun? Bekliyoruz. Şuradan zeplini göndermeyi unuttuk. Olabilir, böyle şeyler oluyor çünkü. Şuraya muazzam bir buz atmaya çalıştım. Beceremedim. Ananı of korudum, tamam. Bir an zeplini koruyamadım sandım. Görünmezlik kulesine bir buz. Şuraya bir öfke. Gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde belediye binasını düşürdük. Şuradan şu gerizekalı adam çok vuruyor her şeye ya.
Ya Kraliyet Şampiyonu da yukarıdan gönderdim. Amacım şu var ya, şu monolit. Ya bu ne kadar belalı bir şey ya. Şimdi onu attım. Kazıcı da onu donduracak. Hop Kraliyet Şampiyonu aldı. Vur Elektro. Aslanımsın. Köy 3. 3 yedi bu köy. Tamam. 3 mü lan? Hadi lan artık şampiyon. Ya yine 3 yemedi ya. Of. Oğlum şu Elektro Baykuş kadar beyni olan bir tane asker yok orada bak. Orada en fazla orada çoklu cehennem vuruyor. Gerizekalı gidip topa vuruyor. Mal lan. Aha üçledik mi lan? Ama şu var ya şu şeyden çok vurur ha. Baba bak inşaatçı kulübesine bak. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? O zaman Klan Kalesi de vursun abi ileride. İksir toplayıcılar da ateş etsin. Ya bu çok saçma bir şey ya. Zaten oradaki şeyleri iyileştiriyor bu gerizekalı. Bir de kendi niye vuruyor? Neyse biz üçleyemediğimiz ikinci köyümüzle beraber bu videoyu burada sonlandırıyoruz abi. Demek ki köy binası 15'te elektro ejder sadece 2 yıldız almanıza yarıyor. Zaten 13'te de aynı mantık var. Bu yani bu askerin 3 atması gerekmiyor ki, bu ikilik asker zaten. İşin gücün varsa yoğun bir adamsan elektroyu bas şöyle diz. Konuşamadım, anladınız. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aa güzel ganimet aldım. 1 milyon ganimet güzel. İyi diyor ganimet yani.